Arkadaşlar suyumuz bol, aşağı değil. Mola yerimiz Karapınar olacak. Karamuar. Bizim yörüklerin deyimiyle. Bura Tezli Beli arkadaşlar. Tezli. Tezli arkada. Sıçacak yaylasına Girdeve gidiyor bir taraf, bir tarafta Gömbe'ye iniyor. Erentepe karşıya Erentepe diyor. Evet, oraya karşıya kutlara telefon açtım da o isim. Öyle mi? Kendi kemal olacağını. Ben zaten 24 kişiyiz, tam trekking sayısına uygunuz. Evet, Fethiye böldüler bizi. Otomatik. İki telli ve üç telli üstadımız Vedat Bey şimdi bize bir mini konser verecek. Yörüklerin yolundan geldik. Bizim önümüzdelermiş ama yolumuz kesişmeyecek. Onlar Tezlibel'inden Girdeve doğru giderken biz tersten yürüyeceğiz. Dört günler yoldalarmış bu. Fethiye'nin son yörükleri develerle göçüyorlar. Keşke kısmet olsaydı. Şu anda yörükleri anmak adına iki telli ve üç telli üstadımız Vedat Bey dinliyoruz. Evet, yörük göçü başladı arkadaşlar. Yörük göçü bilgeselleştiriyoruz. İsminiz? Biraz sonra kesileceksin. Biz onu çekmeye yolun mesai isteriz. Kesinliği yapıyoruz. Motor, helal amcama. Üç evet. Haydi. Bizim grup üyemiz arkadaşlar. Hoppe. Şimdi arkadaşlar. Evet, biz dinliyoruz. Tezlibel'inde dördüncü gününden beri biz takip ettiğimiz bir yörük var. Develerine, koyunlarına, keçilerine giden ailecek traktör üzerindeki yüklerini indirecekler, develere yükleyecekler. Develerine, Fethiye'deki son develer, son yörükler. Böyle şuradan yürüyerek geldi. Sizin bu modern Karadere'den geldiler hocam. Atalarımızdan binlerce yıldan beri süre gelen o süreci takip ediyor. Biz de oğlum Eren'le beraber nerede Eren? Orada. Duruma şahit olsun. Durumu gözlesin. Çok iyi yapmışsınız. Harika bir şey yapıyorsunuz. İsminiz neydi? Vedat Yılmaz Karaferi. Ben sizi tanıyorum. Üç telli ustalarından bir tanesisiniz herhalde. Aslında benim ilgilim var. İki telli kiriş. Müthiş. Yani çok çok önemli bir şey. İki küçük versiyon. Evet. Teller kiriş. Dikenli andız ağacından. Hemen şu aileden. At kuyruğu olacak ama at kuyruğu barındıramıyoruz. Evet. Çünkü yıpranıyor, şey oluyor, kesiyor. Güvey. Evet, kısa bir dakikalık bir bize bir müzik. Göçer yörüklerde bozkayaklar yurt olur. Sevdiğim gitmiş de yüreğime dert olur. Dert olur. Bu ayrılık ikimize de dert olur. Dert olur. Ben de bu güzellikte, ben de bu gençlik var kan. Alırım hakkımı da koymam. Yar sende.
Yörüklere selam söyle. Biz modern yörüklerden eski yörüklere selam olsun. Evet. Yörüklerin göç yolu burası. Hala Karadere'den gelen göç yolunu takip eden yörükler var. Bize kısmet olmadı. Bir gün önce, bir gün sonra yörükler geçerse buradan karşılaşacakmış. Yaylacılar. Evet, Karapınar Mahallesi'ne, Karamuvar'a geldik. Oo, soğuk sularını içtim. Yayla yollarından geçtim. Tamam, bunu da bekliyorum. Evet. Arkadaşlar, kar suyu. Buyurun. Bir daha görme şansın yok. Yok, çok az. Çok az. Çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Artça. Mis gibi. Zafer Bey, nasıl suyun tadı? Şeker gibi, öyle değil. Şeker gibi. Son kar suları. Afiyet olsun. Evet. Garip. Yavru palazını da avlayamadı. Sen de bu güzellikte, ben de bu gençlik. Karapınar Mahallesi'ndeyiz. Karamuvar'da mola verdik. Şimdi karşıya doğru, Eren Tepesi'ne doğru devam ediyoruz. Evet, alırım aklımı da koymam. Yar sende bu. Yani aklımı içtim. Evet, tam bir yayla parkuru. Çiçekler yeni açmış. Dereler çağlıyor. Su kardan daha yeni erimiş gibi çıkıyordu Karamuvar'da. Göçer yörükler de bozkoyaklar yurda. Nazlım göçmüş de yüreğime. Buyurun arkadaşlar, geçebilirsiniz. Gözler çağırar oldu. Gözler bağırar oldu. Bu ayrılıkta seni yine gördüm. Alırım aklımı da koymam. Yar sende bu. Dediğim köprü bu. Evet, yukarıdan gelen Çağlayan'ın suyu arkadaşlar bu. Cemal Han'la giderken çok fotoğrafını çekerdik. Şimdi karşıdan gözüküyoruz da Çağlayan'ı çekeceğiz. Uzaktan gözüküyoruz. Şu arada. Gözükmüyor. İsteyen o macera köprüsünden geçebilir. Düşerken çekerim ben. Buradakim. Burada tamam. Buradakim.
Evet, yemek molasındayız. Artık ağaçlarının içerisinde. Güzel bir parkur mu? Hoşuma gitti. Yayla yollarında kaldım yalnız. Aman aman. Yayla yollarında kaldım yalnız. Aman aman. Eşe dosta malum olsun halınız. Aman. Dosta malum olsun halımız ey aman aman. Bak buraları hep de bir tarzı üstetmişler, çalmışlar. Bunlar hep çalmış. Çok güzel bir park olmuş. Nergül ile Ayşegül nasıl diyor? Evet sevgili eşim, şu ağaç sana ne anlatıyor? Çok güzel bir ağaç, kökleri dışarıda. Sarmaşık gülleri gibi ama sarmaşıktır değil. Sadece hayata tutunmaya çalışan bir can. Ama bence iyi tutunmuş. Çok güzel tutunmuş. Mor çiçekler açmış köşte. Mücadele. Azmin zaferi diyor. Evet öyle. Evet arkadaşlar, suya kana kana içebilirsiniz. Buyurun. Yani ağaç, taşın içinden ağaç gördük ama bunu görmemiştim arkadaşlar. Yani 2 santimetre yarıktan çıkan bir çam ağacı. Yani hayata tutunma bu olsa yani gerek. Olsa oluyor. Evet, yani, aynen, yeter ki tutunmasını bil. Küçücük de tepeden. Durun. Evet. Sekeler ormanda romantik yürüyüş yaparken bitime yaklaştık. Fikret Bey, görüşlerini alalım. Güzel, şahane bir yürüyüştü. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Bundan iyisi Şam'da kalsın. Fazla yaklaşmayın arkadaşlar. Bu pürenler müthiş kaya. Arabamız aşağıda, çayımız hazır. Fazla yaklaşmayın. Acele etmeyin, acele etmeyin. Evet, dik bir iniş buldu bizi. Biraz sürpriz.